konuşmak da istemiyorum. Başlayacak. Bittikten sonra stres tuttu. Geçemeyeceğim gibi. Pardon şöyle. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, çok kıymetli hasta ve hasta yakınlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, Dünya Kanser Farkındalık Günü seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Kanser tüm dünyada giderek artış gösteren, maddi manevi sorunlara ve kayıplara sebep olan çok önemli bir sağlık problemidir. Hastalığın teşhis edilmesiyle birlikte zorlu süreç başlamış olur. Akhisar Belediyesi olarak bizler 3 yıla yakın bir zamandır 100'e yakın hastamıza hastanelere ulaşması konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konudan dolayı, verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanımız Sayın Besim Tutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Hastalarımızla birlikte gittiğimiz hastanelerde doktorlarımızın bu konuda bizlere verdiği çok özverili destekleri var. O yüzden bu konuda onlara da çok teşekkür ediyoruz. Burada olma sebebimiz kansere karşı bir olmak ve hep birlikte sağlıklı günlere ulaşmak için bilgi paylaşımında bulunmak. Programımızın akışı şu şekilde olacak. Yağmur Düztaş'ın seminerimizin hedef ve amacını açıklaması, operatör doktor genel cerrah Tolga Güçoğlu'nun kanserde erken tanı ve tarama yöntemleri adlı sunumu, uzman doktor, radyasyon onkoloğu Özgür Yıldırım'ın kanserde tedavi yaklaşımları adlı sunumu, inter psikolog Yağmur Düztaş'ın kanser psikolojisi adlı sunumu, diyetisyen Emel Koçoğlu'nun kanser sırasında beslenme adlı
adlı sunumu. Şimdi Yağmur Nüstaş'ın seminerimizin hedef ve amacını açıklaması için buyurun efendim, mikrofon sizde. Evet. Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Projenin hedef ve amacını belirtmeden önce çok kısa kendi duygu ve düşüncelerinden, aynı zamanda ekip olarak da duygu ve düşüncelerimizden bahsetmek istiyoruz. Ben Kasım ayında bu projeyi Sayın Başkan Yardımcım Ekrem Kayseri'ye sunduğumda çok heyecanlıydım ve biraz da kaygılarım vardı. Nasıl olur, nasıl biter diye. Fakat şu an görüyorum ki olabildiğince iyi bir kitleye ulaşmışız az sayıda ve şu an aramızda şehir dışından, çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz de var. Böyle bir etkiyi yaratabilmişsek ne mutlu bize. Çünkü en önemlisi hepimizin parmak izinin dokunmuş olması burada. Projenin iki hedefi var. Birincisi sadece kanser hastası, hasta yakınlarına değil bütün halka hitap etmesi birinci amacımız. İkinci amacımız ise kanserde sadece cerrahi veya onkoloji tedavinin değil, aynı zamanda disiplinler arası çalışmanın da gücüne vurgu yapmak. İzninizle çok kısa bir teşekkür de etmek istiyorum. Bu projede bize desteği olan Sayın Başkanım Besim Dutlulu'ya, yine aynı şekilde büyük desteği ve bize güveni için Sayın Başkan Yardımcım Ekrem Kayseri'ye, bu projede bize mentorluk eden hocamız Sayın Özgür Yıldırım, yine projede çok önemli konulara değinecek olan Sayın Tolga Güçoğlu hocama ve Emel Koçoğlu hocama çok teşekkür ederim. Son olarak da bu projede yine parmak izi dokunan sosyal yardımlaşma birimine çok teşekkürler. Biz ekip olarak çok heyecanlıyız ve sabırsızlanıyoruz başlamak için. Sözü daha fazla uzatmadan Seçil Hanım'a vermek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz, iyi dinlemeler. Öncelikle heyecanımdan dolayı kusura bakmayın. Çünkü biz genellikle hastalarımızla daha farklı bir ortamda beraberiz. O yüzden affınıza sığınıyorum. Çok heyecanlandım. O yüzden özür dilerim. Programımıza operatör doktor, genel cerrahi Tolga Güçoğlu ile başlıyoruz. 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Aydın Adnan Menderes genel cerrahinin uzmanlığını tamamladı. Halen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi olarak görev yapmaktadır. Kanserde erken tanı ve tarama yöntemleri adlı konuşmasını yapması için Sayın Operatör Doktor Tolga Güçoğlu'na sözü bırakıyorum efendim. Kayıt aldığımız için de daha sağlıklı olur. Geliyor mu sesin? Evet. Sayın. Öncelikle herkese hoş geldin. Bana bu şansı verdiğiniz için öncelikle Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımıza, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Konumuz kanser. Tabii gündem bu sıralar biraz yoğun. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Öncelikle ülkemizin de bu deprem dolayısıyla yaşadığı korkulardan dolayı hepimiz tedirginiz. Şimdi kanser nedir? Kanser hepimizin bildiği gibi hücrelerin sürekli ve kontrolsüz olarak çoğalmaları sonucu oluşan ve tedavi edilmediğinde yakındaki organlara, uzak organlara sıçrayan bir oluşum. Bunu ta milattan önce 4. yüzyılda, 3. yüzyılda Hipokrat bize tanımlamış. Şimdi normal büyüme nasıl
oluşuyor. Normal hücre bünyesinde hücrelerin bir programlı ilerleyişi var. Normal hücre bölünerek çoğalan bir organizma. Zamanı geldiği zaman, hasarlı hale geldiği zaman programlı hücre ölümüyle ortadan kalkıyor. Eğer bu zamanda gerçekleşmezse kanser hücresi oluşmaya başlıyor. Önce bu ikiye bölünüp ikiye katı, dört katı, sekiz katı ve progresif bir büyüme ortaya çıkartıyor. Kanserimizin nedenleri neler? Kanser, kanserlerin en büyük nedeni çevresel nedenler. Çok daha kısa bir kısmı kalıtsal geçişli, ailesel yatkınlıklı sebepler. Rastgele oranda %35 sebebi var. Çevresel nedenler burada en büyük kısım. Neden önemli çevresel nedenler? Çünkü bunlar kontrol edebildiğimiz kısım. Neyle oluşuyor? Sigara, obezite, bazı viral ajanlar, radyasyon, güneş ışını. Bunların hepsi bizim kontrol altında tutabileceğimiz aslında faktörler. Burada eski bir projeksiyon gibi görünse de 2023 ve 2050 nüfus projeksiyonu var. Türkiye'deki nüfus dağılımını gösteren bir projeksiyon bu. Yani buradan çıkarmamız gereken sonuç 2023 yılında yaşlı nüfusumuz daha çok 30 ve 60 yaş arasında yoğunlaşacak. 2050'de bu daha da artacak. Yani yaşlı bir popülasyon olmaya doğru gidiyoruz. Bu ne demek? Bu daha çok kanserle karşılaşır demek. Yani 2030 yılında verilere göre beklenen yeni kanser oluşumu yaklaşık 27 milyon gibi bir rakam. Bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya çıkardığı bir rakam bu. Sadece 27 milyon yeni kanser vakası ve totalde 75 milyonda kanserle birlikte yaşamına devam edecek bir kitle var. Çok ciddi bir rakamdır bu. Dünya çapında olsa da. Bu projeksiyonun hani farkına varalım diye koydum. Şimdi kanseri nasıl anlayacağız? Bunu nasıl saptayacağız? Fotoğraf görebiliyor mu? Bir engel olmayalım. Şimdi öncelikle vücudumuzdaki olağan dışı şişlikler, genelde bunlar sil şeklinde, basit yağ bezeleri şeklinde elimize gelir. Anormal, beklenmeyen kanamalar. Uzun süren ses kısıklığı, öksürük, iyileşmeyen yaralar, hazımsızlık, tuvalet alışkanlıklarımızda ani değişiklikler. Yani uzun süreli ishal veya kabızlık atakları, kısa zamanda 6 aylık bir zaman diliminde vücudumuzun en az %10-15'lik bir kilo kaybı olduğu zaman hemen en yakın aile hekimi olur. Bir sağlık birimine, mümkünse cerrahiyle uğraşan bir hekime başvurmanızda fayda var. Bunları gördüğünüz zaman. Şimdi Türkiye'de en çok görülen rakamsal olarak kanseri gösteren bir slide bu. Sağ tarafta erkeklerdeki en sık neden akciğer kanseri. Bu değişmedi, dünyada da böyle. Hastaların yaklaşık kanserlerinin, erkek kanserlerinin %20'si akciğer kanseri. Ondan sonra prostat, kolorektal diye gidiyor. Ama bayanlarda daha dikkat çekici bir özellik var. %24.9, %25. Yani her kanserli bayanın 4 kadından birisinin meme kanseri olduğunu görüyoruz. Ciddi bir rakam bu. Bu rakam tabii 2014-15 rakamları. Bunu tiroid, kolorektal kanser diye takip ediyoruz. Şimdi kanserden nasıl korunacağız? Bunun 3 aşaması var. Birinci koruması tabii ki önleme. Yani temel amaç daha kanser ortaya çıkmadan bunu önleyelim. Nasıl önleyelim? Biraz önce slide'da da gösterdim. En çok değiştirebileceğimiz sebep çevresel nedenler. Yani yaklaşık %50'lik bir kısmını kontrol altına alabiliyoruz. Nasıl alıyoruz? Sigara, alkol, işte kilo kontrolü,
bazı viral ajanlara karşı kendimizi koruma. Birazdan karşımıza çıkacak zaten. HPV ve hepatit virüsleri. Bir tanesi kadınlarda serviks kanserine, bir tanesi de karaciğer kanserine yol açan virüsler bunlar. Bunlara karşı aşılarımız da var. Bunları önleyebiliyoruz çünkü. O açıdan önemli. Şimdi şu anda gündemde son bir senedir bir aşılamayla ilgili bir sıkıntı gündeme geldi. Gündem oluşturdu daha doğrusu. Sadece basit bir enfeksiyon ajanına karşı bizi korumuyor aslında aşılama. Kansere karşı da koruyor. Yani kanser, bu virüslerin kanser yapma potansiyelleri yüksek. Burada adı geçmeyen virüsler de var. Midede yerleşen Helicobacter adında bir virüsümüz de var. Onu da endoskopide saptayabiliyoruz. Bizim esas konumuz tamamen ikinci koruma aşaması. Üçüncü konulara girmeyeceğim, onu arkadaşlarım anlatacaklar. Şimdi taramada amacımız ne? Esasen tarama koymak değil, birinci hedefimiz. Aslında sağlıklı olan, hiçbir şikayet olmayan ama altta çıkarılmayı bekleyen ya da zamanını bekleyen bir kanser şüphesi olan vakaları ortaya çıkarmak. Amacımız bu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tarama programı önerisini aldı. Aslında 3 tane kanser var. Meme, serviks ve kolorektal kanserler. Ben altta prostatla melanoma da ekledim. Bunlar da çünkü öneriliyor ama henüz standartize edilmemiş. Kısa kısa değineceğim onlardan ama esas bizim için majör önemli olanlar meme, serviks ve kolorektal kanserler. Bunlarla ilgili Avrupa ile entegre bir çalışma yürütülüyor Türkiye'de. Şimdi meme kanseri, biraz önce söylemiştim, en sık görülen ve en çok ölüme neden olan kanser Türkiye'de. Yaklaşık %25'i. Neden önemli bu? Çünkü erken evrede meme kanseri yakalandığı zaman tedavi olma ihtimali çok yüksektir. Biz istiyoruz ki daha henüz ele kitle gelmemişken, daha hiç kimse böyle bir şeye sahip olduğunu bilmezsen bunu saptayalım. Sapladıktan sonra bir önce tedaviye başlayalım. Çünkü başladığımız zaman hiçbir hayatında böyle bir şey yaşamamış gibi, meme kanseriyle karşılaşmamış gibi hayatına devam etme şansı var hastanın. Nedir risk faktörleri? Erken menaj, geç menopoz, geç doğum. Bu şu demek. Ne kadar çok östrojene maruz kaldıysa meme, bir kadınlık hormonu, östrojen dediğimiz, bu meme kanserine yakalanma ihtimali artıyor. Yani mümkün olduğunca aslında çocuk sahibi olmak, şimdi yanlış anlaşılmasın da, yani çok çocuk sahibi olma anlamına gelmiyor. çünkü başka kanserlerde de tam tersi bir durum söz konusu. İdeali 2-3 çocuk civarına bırakmak. Bunun yanında işte biraz önce bahsettiğimiz obezite gibi, alkol gibi, sigara gibi, çevresi etkilen etkenlerin meme kanserinde de yeri var. Ayrıca doğum kontrol yöntemlerine uzun süre devam etmek. Oral kontraseptif olarak geçiyor. Bunları da eğer uzun süre kullanıyorsak meme kanseri riski artıyor. Ama bir taraftan da uterus kanserini koruyor. Öyle bir bıçağın bildiği diğer tarafı var. Şimdi bizim için önemli olan taramayı nasıl yapacağız? Bunun 3 sac ayağı var. Bir tanesi kendi kendine muayene. Aslında birey kendi kendine nasıl muayene edecek? Ayda bir, burada şekilde gördüğümüz gibi aynanın karşısında gözle ve elle yapacağı bir işlem. Nelere bakacak? Gözle baktığı zaman cilt değişiklikleri, işte meme üzerindeki kızarıklıklar, meme cildindeki gamzeleşme, meme başında içeri doğru kaçma, elimize gelen kitleler, meme başındaki akıntı, kendinden olan akıntı, sıkmakla böyle manipülasyonla eğer bir akıntı oluyorsa bunun bir anlamı yok.
bir koyu renkli kırmızı kanlı akıntı burada önemli. Yoksa beyaz böyle şeffaf akıntının hiçbir anlamı yok. Her akıntıyı tabii tehlike olarak algılamayın. Burada bir mamografi nasıl görünüyor? Aklınıza bir yer etsin diye koydum bunu. Ve bunu anlamak biraz zor. Bunu radyologların anlaması mümkün. Burada zaten şekilde yuvarlak içine aldığımız, okla gösterdiğimiz yerlerde bir çekinti hissini göreceksiniz zaten. Merakınızı gidermek için koydum. Onun haricinde, özür dilerim, doktor muayenesi ve mamografi, bu üç saç ayağı birlikte yapıldığı zaman meme taraması tamamlanmış oluyor. Altın standart mamografi burada. Bunu ne zaman yapacağız? 40 yaşından itibaren başlayacağız mamografiye. Yılda bir tekrarlayacağız. Tabii hekimin gerek duyması halinde bu süreç uzayabilir, kısalabilir. Eğer ailede benzer meme kanseri öyküsü varsa bu süreç değişebilir. İkincisi, dikkat edeceğimiz kanser serviks kanseri. Daha çok HPV-16-18 dediğimiz viral etkenlerin ağırlıklı olarak sebep olduğu bir kanser bu. İşte yine aynı benzer meme kanserindeki risk faktörleri bunun için de geçerli. Bunda muayenesi son derece basit. Jinekolojik muayene ve alınacak bir sürüntü örneği. Bu birçok merkezde şu anda yapılıyor. Çok basit bir işlem. Ama yaptırmak burada önemli. Bir diğer kanserimiz de kolorektal kanser. Kolorektal kanserlerin yaşam boyu karşılaşma riskimiz %5. Çoğu da zaten 50 yaş üzeri. Ölüm sebebi genelde bu hastalığın yapmış olduğu yan etkilerden dolayı ölüyor. Şimdi amacımız burada gene asemptomatik evrede hastayı yakalamak. Nasıl yakalıyoruz? Şimdi burada şekilde gösterdim evrelerini. Yaklaşık 4 evreyi görüyorsunuz altta. Mümkünse ilk 3 evrede yakalamak lazım. İlk 3 evrede yakaladığımız zaman çoğu zaman erken evre diyebileceğimiz noktada. Ondan sonra gittikçe bağırsak duvarını invaze ettiği için, bağırsak duvarından dışarı doğru taştığı için artık başka organlara sıçrama ihtimali artmış demektir. Tabi tedaviden alacağı fayda da otomatikman düşür. Burada birinci evre, ikinci evre mümkünse yakalamak lazım. Bu zaten burada aynı burada gördüğünüz gibi oluyor. Bu bir gerçekte de bu şekilde görüyoruz. Yani bu küçük bir nodüler oluşum giderek büyüyor. Bağırsak lümenine doğru yayılmaya başlıyor. Bir süre sonra duvarı, yukarıdan duvarı aşıyor. Görüyor musunuz? Dördüncü evrede artık lümen tamamen tıkanmaya başlıyor ve artık dış organlara, başka organlara kan yoluyla yayılma başlıyor. Bu evre tabi ileri bir evre. Bu noktaya gelmeden hastanın bir şey bilme şansı yok. Hastanın bir şey fark etme şansı yok. Çünkü üçüncü evreden sonra artık yavaş yavaş semptom vermeye başlıyor, bulgu vermeye başlıyor. Bu noktaya kadar eğer tarama yapılmazsa yakalama şansı yok. Mümkün değil. Nasıl tanıyoruz? Bunun taraması çok basit. Bildiğiniz basit bir gaitada gizli kan incelemesi. Bu artık yeni guideline'larda, yeni konsensusta 50 yaşından 45 yaşına çekildi. Artık bu süreç de kısaldı. Son guideline'da 45 yaşından itibaren mutlaka bir gizli kan taraması yapılması. Eğer pozitiflik varsa hemen akabinde kolonoskopi veyahut da diğer altta yazan sigmoid inceleme grafilerle incelenebiliyor ama altın standart gizli kanama tahlili. Eğer pozitif
çıkmadı, negatif çıktı. Bir sene sonra tekrarlanacak bu tahlil. Ama 50 yaşından sonra gizli kanama olsun veya olmasın mutlaka kolonoskopi yaptırmakta fayda var. Çünkü gizli kanama negatif kalıp kolon kanseri de başlamış olabilir mi? Olabilir. Aynı böyle gördüğünüz gibi başlıyor. Şurada görünüyor bakın. Dokuda hafif bir kabarıklıkla başlıyor. Bu noktada hemen hiçbir bulgu vermez. Yani çok sinsi ilerler. Hiçbir şey fark etmeden bir önceki bulgulara ulaşabilir. Burada basit bir diyagramını görüyorsunuz. En başta daha bir santim olmamış bir küçük adenom bu. Kanserin geliştiği doku bu. Kanser buradan başlıyor. Daha hiç bulgu vermiyor arkadaşlar. Giderek lümene doğru büyümeye başlıyor. Lümende artık bir çıkıntı yapmaya başlıyor. Burada ilerlemiş, ileri derece artık displazi başlamış. Doku üzerinden zaten kendini belli ediyor. Bu da artık en son slide şeyde de fotoğrafta da görüyorsunuz. Tümörü iyice vejetasyon yapmış. Lümene doğru kendini büyütmüş. Bir süre sonra lümende hiçbir geçiş bile bırakmayacak. Noktaya gelecek. Bakın ne kadar uzun bir süre. Süreci görüyorsunuz. Yaklaşık bu noktadan en baştaki resimden buraya gelmesi 7 ila 10 sene. Çok ciddi bir rakam. Süreç. Biz neden bunu atlayalım? Neden 7 sene boyunca fark etmeyelim? Yani bunu anlamanın tek yolu bu. Yani siz hiçbir şey daha fark etmeden bir bakacaksınız. 10 sene sonra geldiğimiz nokta artık bulgu vermeye başlamış. Lümeni kapatmış. Tuvalet yapamayacak noktaya gelmiş. Bağırsak tıkanmış. Ondan sonra doktora başvuruyorsunuz. Çünkü şikayet yapmaya başlıyor. Şuralarda bugün hiç şikayet yapmaz. Bu ilk üç fotoğrafta gördüğünüz hiçbir bulgu vermez. Ne bir iştah problemi yapar, ne bir halsizlik çok nadiren yapabilir. Biraz kanama yapma potansiyeli var şuradan itibaren. Kanama yaparsa belki biraz halsizlik olur. Onu da işte vay kışına geldik, grip oldum deyip geçiştiriyoruz. Yaptığımız büyük hatalardan bir tanesi. Eğer kriterler uyuyorsa, yaşımız 45'in üzerindeyse mutlaka bir gizli kan baktırmanın manası gereksinimi vardır. Kısa kısa geçeceğim. Bu da mani melanom cilt kanseri bu. Bunun da risk faktörü güneş ışınları. Güneş ışınları ne kadar çok maruz kalırsanız cildinizde bu tür normal seyreden benlerin cilt kanserine dönüşme ihtimali artıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Biraz önce de göstermiştim. Basit bir burada daha güzel bir açıklaması var. Şimdi cildimizdeki benlere bakıyoruz. Benlerin üzerinde normal bir simetrisi yoksa, farklı boyutlarda ise, benin üzerinde bir tümseklik farkı oluşmaya başlamışsa, aynı benin üzerinde birden fazla rengi bir arada görüyorsak, yani koyuluk açılık olarak açıklık olarak bahsediyorum, bunun bir cilt kanserine giden bir nevüs, bir bel olduğunu düşünebiliriz. Bunu da tabii ki gördüğünüz zaman hemen bir doktora götürüyorsunuz, gösteriyorsunuz. Bu da aslında şurada, şu noktada tespit edildikten sonra basit bir lokal anesteziyle alındığında kurtulmuş oluyorsunuz. İş bitiyor. Tedavisi çok basit. Ama bunu bu kanser değildir deyip bekletirseniz bir gün başınız ağrıyabilir. Prostat kanseri de erkeklerde taranabilecek kanserlerden. Basit bir kan testi. Prostat spesifik antijen diye bir kan tahlili var. 50 yaşın üzerinde yapılması gerekiyor. Şüpheli vakalarda tabii muayene ve bir ultrasonla çok rahat ortaya konan bir kanser. Tabii bu kadar gelişmenin üzerine hala ilk sıralarda kanser kendini gösteriyor. Birçok uzmanlık alanı, genel cerrahi olsun,
onkolojik tedavi olsun, işin psikiyat tarafı var, arkadaşlar değinecekler. Bunlar hepsinin multidisipliner yaklaşım isteyen bir tedavi protokolü. Burada dikkat edeceğimiz şey erken teşhisi sağlamak. Erken teşhis altını çizdiğimiz en önemli şey. Meme, serviks ve bağırsak, kalın bağırsak kanserleri erken teşhis konduğu zaman tedavisi %90-95 oranında cevap alabilen kanserler. Şimdi bakın basit bir sigara kullanımını bıraktığınız zaman bile %15 civarında bir kitleye bıraktığınız zaman benzer oranda %8-16 aralığında bir kanserde azalma görüyoruz. Sadece sigaradan uzaklaştığınız zaman, yani kontrol altında alabileceğimiz faktörlerden biri, önce söylemiştim. Aynı şekilde diyetle %8 ve erken tanıyla da %3'lük bir kitleyi kanserden korumuş oluyoruz. Bu slide'da hepsini yerinde görmüş oluyoruz. Bu taramaları nerelerde yaptırıyoruz? Görüyoruz. Keten, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinde görebiliyoruz. Tekrar üstünden geçiyorum. Meme kanseri için 40 yaşından itibaren 2 senede bir mutlaka bir mamografi. 30 yaşından itibaren bu son yayınlarda bu rakamı da aşağı çektiler. 20 yaşlarına çektiler artık. 20 yaşından itibaren istiyorlar. Pap smear testini, sürüntü testini. Bu da 5 senede bir yapılan bir şey. Çok sık yapmaya gerek yok. Kolorektal kanserlerde de 50 yaşından itibaren, hatta 45 yaşından itibaren her iki cins için de geçerli bu. Mutlaka bir gaytada gizli kan tahlili yapılmalıdır. Sağlığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim için. Soracağınız bir şey varsa isterseniz şimdi, hocam, isterseniz sonra. Hocam en son isterseniz alalım. Sunumumuzdan dolayı hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımıza uzman doktor Radyo Açık Okulu Özgür Yıldırım'la devam ediyoruz. Özgür Yıldırım 2004 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2013 yılında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda eğitimini tamamladı. Şu an Manisa Şehir Hastanesi'nde Radyasyon Onkoloji Biriminde görev yapmaktadır. Kanserde tedavi yaklaşımları adlı konuşmasını yapması için Sayın Uzman Doktor Özgür Yıldırım'a mikrofonu bırakıyorum efendim. Öncelikle bu nazik davetiniz için başta Aksaray Belediye Başkanımız Mesim Mutluluğ'a, Başkan Yardımcısı'na ve Aksaray Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ve katılım sağlayan sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben size kanserde tedavi yaklaşımlarını anlatacağım. Kanser Türkiye'de de dünyada da en sık ikinci ölüm sebebi. O yüzden önemli. Kalp damar hastalıkları dünyada en sık ölüm sebebi. Ondan sonra gelen en sık ölüm sebebi kanser hastalıkları maalesef. O nedenle de kanser gereken önemi verilmesi gereken en değerli hastalıklardan bir tanesi. Kanser nedeniyle Manisa'daki ölüm sayılarına baktığımızda 2011'de yaklaşık 1510 kanser vakası vefat etmişken 2018'de bu sayı 1708'e çıkmıştı. Hızla artan bir hastalık. Bizim Manisa'da onkoloji kliniklerine başvuran hasta sayılarına baktığımızda 2011'de onkoloji kliniklerine 4500 kişi başvurmuşken 2016 verisinde 18300, 2019 verilerinde bu 25000'i geçmişti. Hızla artan bir hastalık. O yüzden de gereken önlemleri almamız gereken bir hastalık bu maalesef. En sık görülen kanserleri Tolga Hocam size anlattı. Özellikle Manisa'da en sık görülen kanserler meme, prostat, akciğer kanserleri. Bugün sizlerle kanser nedir, kanser vücudumuzda nasıl yayılır, temel kanser tedavileri nelerdir kısmını paylaşacağım. Hepinizi tanıdığı en az bir kanser hastası var maalesef ve hızla artıyor. Artık evimizde kanser vakası duyduğumuzda şaşırmıyoruz. Normalde insan vücudunu oluşturan dokuları, organları hesapladığımızda hepimizin vücudunun
İlkokuldan beri öğretilen şey şudur. İnsan vücudunu sistemleri, organlar, organları hücreler oluşturur. Hepimizin en küçük yapı taşı hücreler. Ve bu hücrenin merkezinde DNA dediğimiz kişinin ve hücrenin tüm hayatını kontrol eden bir iplik bulunur. Bu DNA'da hasar oluşur sürekli dış etkenler ve iç etkenlerden dolayı. Bu etkenler ve hasar oluştuğu zaman DNA karşısında 3 yoldan birini seçiyor. Ya bu hasarı tamir ediyor, sağlıklı olarak devam ediyor hayatına, ya tamir edemediğini anlayıp kendi ölüm kararını veriyor, ya da kontrolden çıkıyor ve kontrolden çıktığında biz kanser dediğimiz hastalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Kanser, ölmeyi umutan hücrenin adıdır. Peki kanser vücudumuzda nasıl yayılıyor? Kanser bir boya küpü olarak düşünün. Bu boya küpünü bir havuzun içine attığımızda, bir barajın içine attığımızda sadece olduğu yerini boyar. Önce düştüğü yeri boyuyor, daha sonra o baraj suyunun ulaşabildiği her yeri kendi rengine boyamak istiyor. Ve bu şekilde vücutta yayılıyor. Dolaşıma karışarak tüm vücuda yayılmayı seven bir hastalık maalesef. Ve metastaz diyoruz biz buna. Bu bizim için en kötü evre, son evre dediğimiz dördüncü evre oluyor maalesef. DNA hasarı, yani kansere sebep olan durum demek aslında. DNA hasarına sebep olan faktörler kilo almak, sigara ve alkol, beslenme bozuklukları ve egzersiz eksikliği. Bunların hepsi maalesef kanserin en sık sebebi olan çevresel faktörler. Yaklaşık kanserin sebebi olan %50 faktör bunlar. Biz kanserden korunabilir miyiz? Bu sorunun cevabını vermek lazım. Trafik kazasından korunabilir miyiz? Eğer dikkatli bir şoförsek, trafik kurallarına uyuyorsak, uykulu veya uykusuz şekilde trafiğe çıkıyorsak, ona dikkat ediyorsak, kemerimizi takıyorsak, kaza olma ihtimalimizle alkollüyken araç kullanan birinin kaza yapma ihtimali aynı mı? Değil. O yüzden kanserden korunmak için gereken önlemleri aldığımızda kanser olma ihtimalimizi neredeyse yarı yarıya düşürüyoruz. Kilo kısmını diyetisyen arkadaşımızla anlatacağı için çok girmiyorum ama bel çevresi arttığında, yağ oranı arttığında kanser hücrelerini çoğaltan hormonların da arttığını bilmekte fayda var. Bu yağ dokusunda biriken, yağ hücrelerinde biriken hormonlar sürekli kanser hücrelerine ve diğer hücrelere bölün, hadi çoğal, hadi bölün emri vermekte. Kilo verdiğimizde bu kanser hücresinin çoğalmasını azaltıyoruz. Sigara ve alkol konusuna gelince, kansere bir plaket verin, size en çok kim hizmet ediyor diye bir soru sorsak, kanser bu plaketi kesinlikle sigaraya verir. Kansere en çok hizmet eden faktör maalesef sigara. Ve sigarayı, Emin Tolga Hocam'ın da vurguladığı gibi, bıraktığınız zaman %15 kanser olma oranınızı azaltırsınız ve iyileşme oranınızı %80 arttırırsınız. Tedavi sırasında sigarayı bırakmanızı istememizdeki esas amaç kanserdeki iyileşmenizi arttırmak aslında. Sigaranın içinde 4000'den fazla kanserojen madde var. Bu kimyasal maddelerin 50 tanesi ispatlanmış, diğerleri daha henüz ispatlanmamış ama 4000'den fazla kimyasal madde var. Bu maddeler özellikle tüp gazda bulunan, pilde bulunan, aseton silicilerde bulunan maddeler. Bunların hepsi sigaranın içinde maalesef mevcut. Biz tedaviye devam ederken vücudunuz aslında sizi korumak için o kanser hücrelerinin etrafını sarıyor. Onları yok etmek için mücadele ediyor. Ve siz sigara içtiğiniz zaman sizin savunma hücreleriniz kanser hücresini bulamıyor. Göremiyor veya ona dokunamıyor. Onu tedavi edip iyileştiremiyor maalesef. Sigara dumanının özellikle bize şu duvar gibi gördüğün şey bu da bizim savunma hücrelerimiz. Bu da bizim kanser. Saklanmasına sebep oluyor maalesef sigara. Kanser hastasıysanız muhakkak düşünmeniz gereken ilk şey kendiniz değil, aileniz olmalı. Sevdikleriniz olmalı, sizi sevenler olmalı. Çünkü kanser hastası bir kişilik bir hastalık değil. Tüm ailenin hastalığı, tüm o kişiyi sevenlerin hastalığı maalesef. Ve siz bencilce karar verirken, sigara içmeye devam ediyorum derken aslında o sizi sevenleri de maalesef büyük bir eziyetin içine sürüklüyorsunuz.
Bu hastalar tek başlarına yaşamıyorlar. Maalesef aynı odada onları seven eşleri, çocukları sürekli bu eziyetleri yaşıyor. Bir taraftan aile olmanın mutluluğunu yaşarken, diğer taraftan kanser hastası, hastasını taşımak için uğraşırken nasıl eziyetler çekiyor görmek lazım. Duyarlı olmak lazım. Ve kanserden korunmak için ilk yapılabilecek adım, en önemli adım sigarayı bırakmak olacaktır kesinlikle. Alkol, siroz denilen karaciğer yetmezliğine sebep olması dışında vücut direncini azaltmakta, gırtlak kanseri, idrar kesesi kanseri, mide bağırsak kanserlerine de sebep olmakta. O nedenle alkol de sigaradan sonra gelen önemli kanserojenlerdir. Beslenme bozuklukları konusuna hiç girmiyorum, yetişen arkadaşımız mevcut. Temel tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim size. Kanserde tedavi yöntemleri, ilk başta kanserde binlerce yıldır yapılan cerrahi tedavi yönteminden başlamak lazım. Kanserde en temel tedavi yöntemi binlerce yıldır cerrahidir. Kanserli dokuyu tedavi etmek amacıyla, kanserli dokuyu vücuttan atıp dışarıya atmak amacıyla, uzaklaştırmak amacıyla yapılacak bilinen en gelişmiş tedavi yöntemlerinin başına gelir cerrahi. İyi bir cerrahi ile kanserli doku vücuttan tamamen atılır. Eğer bu erken evredeyse, lokal ileri evredeyse yapılabilecek bir şey. Ancak çok ileri aşamalarda cerrahi yeterli olmuyor. Böyle bir durumda cerrahi için yapılıyor? Hastanın kanamasını, ağrısını, bulantı kusmasını azaltmak için, bağırsak tıkanıklığını azaltmak için yapılmakta. Yani hastanın şikayetlerini azaltmak için yapılmakta. Esasında tedavi edici bir tedavi yöntemi ama evre ilerlediği zaman sadece rahatlatmaya yönelik bir tedavi yöntemi olarak bile hastaya fayda sağlamak. Onkolojik cerrahi özel bir durum. Bu konuda şanslısınız. Akhisar'da bu konuda çok değerli meslektaşları mevcut. Ve bu konuda iyi ameliyatlar sonrası bize gelen hastalarımızı gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Çünkü cidden yapılabilecek her şey doğru şekilde ilçede yapılıyor, Akhisar'da yapılıyor. Ve bize geldiğinde bizim daha kolay, daha hafif tedavilerle gereken ilk tedavilerini yapmamız mümkün oluyor. Radyoterapi, şua tedavisi, ışın tedavisi diyerek de geçer. Yüksek doz radyasyonu hastaya ameliyat öncesi ameliyata hazırlık için veya ameliyattan sonra cerrahi olarak çıkarılamayacak sinirler, damarlar ve bazı çıkarılamayacak madde kitleleri yok etmek için hastalığı ya tamamen yok etmek amacıyla ya da yok edilemezse bile hastanın şikayetini azaltmak amacıyla yapılabilecek en sık yapılan ikinci tedavi yöntemi. Radyoterapide şöyle bir durum var. Yeni cihazlarda yan etkiler daha az ve fayda daha çok yapılmakta. Artık nokta atışı denilen sadece kanserli dokunun hedef alındığı tedavi yöntemleri yapılmakta. Hasta normal düz bir zeminde uzanmakta ve cihaz etrafında dönerek kanserli yapıyı sadece yok edip normal dokuları korumakta. Cerrahiye yakın bir başarısı var. Tabii ki bazı hastalarda yapılamamakta cerrahi ve bu hastalarda cerrahinin yerini almakta. Burada radyoterapi tedavi cihazının hedef aldığı bir kitleyi görmekteyiz. Kanser tedavisinde radyoterapi alan hasta cihazdan çıktıktan sonra herhangi bir radyasyon saçmamakta ve dışarıya çıktığında siz neyseniz ben neysem aynı şekilde yaşamına devam etmekte. Ve yan etkileri çok daha az. Kemoterapi, hepimizin korkulu rüyası, zehirli ilaçlar diyerek hep duyduğumuz, korktuğumuz. Yan etkilerinden dolayı birçok hastanın tedaviye gitmek istemediği ilaçlar maalesef. Kemoterapi tedavisinde hücrenin çoğalmasını azaltan ya da hücreyi öldüren ilaçlar hastaya damar yolundan veya ağızdan verilmekte. Ve bu tedaviler sayesinde hastanın hızlı çoğalan hücreleri çoğalmayı bırakıp ölmeye başlamakta. Tedavinin yan etkileri çok fazla olduğu için hastaların çoğu korkmakta haklı olarak ancak bunları azaltacak bulantı gidericiler, ağrı gidericiler ve beslenme destekleri olduğu zaman çok eski tedavilere göre kabul edilebilir şekilde, iyi şekilde sonuçlar aldığımız bir tedavi yöntemi. Ve muhakkak birçok kanserde olması gereken başarılı bir tedavi yöntemi. İmmünoterapi. Artık vücudun savunma hücrelerini arttırarak yapılan tedavi yöntemleri çok revaçta. Hastanın bağışıklık sistemini güçlendiren ve onlara kanserli hücreyi tanıtan aşılar yapılarak hastanın bağışıklık sistemini kullanılarak yapılan tedaviler.
Şu an gelişme aşamasında birkaç kanserde çok iyi sonuçları var, diğer kanserlerde çalışmalar devam etmekte. Hedefe yönelik tedaviler. Kemoterapiler kadar yan etkisi olmayan, sadece belli başlı reseptör denilen hücre özelliklerine göre, kanser hücresinin özelliklerine göre seçilen tedaviler bunlar. Ve yan etkileri çok daha az olduğu için kemoterapilerden kat kat daha rahat kabul edilebilir ve etki olarak da kemoterapiye eşdeğer, hatta bazı kanserlerde daha etkili yöntemler. Bizler patoloji sonuçlarında hedefe yönelik tedaviye uygun mu, immünoterapiye uygun mu diye önce bakarak tedavi seçeneğini öyle belirliyoruz. Kök hücre tedavileri. Özellikle lösemi gibi kan kanseri türlerinde etkili olan, diğer kanserlerde de çalışılan ve immün sistemi yeniden sağlam kök hücreleriyle değiştiren tedavi yöntemi. Demin Tolga Hocam'ın bahsettiği tarama programları sayesinde erken tanı konulmakta. Hastalık 4 evrelik bir hastalık maalesef kanser ve 1. 2. 3. evrede yakalamak hastalığın tedavisini sağlamakta. Bunu da tarama programlarıyla yapmamız mümkün. O yüzden tarama programlarını iyi öğrenip yaptırırsanız ve sevdiklerinize yaptırırsanız kanser vücudunuzda varsa bile tedavi edilecek aşamada yakalanmakta. Hekimler olarak bizlerin prensibi sizlere efendilik yapmak değil, patronluk yapmak değil, sizlere hizmet etmek. Bu bizim Atatürk'ten aldığımız en temel ders. Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Ve bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Özgür Hocam, sunumunuzu anladığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi ise programımıza interpsikolog Yağmur Düztaş ile devam ediyoruz. Yağmur Düztaş, 2016 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi psikoloji lisans eğitimine başladı. Halen eğitimde devam etmektedir. Psikoonkoloji ve travma alanında eğitimlerini tamamlayıp çeşitli özel ve devlet hastanelerinde stajyer psikoloji onkolog olarak yer almış, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmaktadır. Şu an Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde interpsikolog olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kanser psikolojisi adlı konuşmasını yapmak üzere Sayın interpsikolog Yağmur Düztaş'ı sahneye davet ettim bile. Çok teşekkür ederim. Şimdi kanser psikolojisine değineceğiz. Bir diğer adıyla da psikoonkoloji. Bunu belki aramızda şu an ilk defa duyanlar da vardı. Çünkü biz kanserde biliyoruz ki genellikle cerrahi ve onkoloji tedavisinin dışında diğer tedavi seçeneklerine çok da yer vermiyoruz. Ne işleyeceğiz şimdi? Kanser psikolojisinin ne olduğunu, bir diğer adıyla psikoonkoloji. Onkolojide psikolojinin yeri ve disiplinine verirse çalışmanın önemi. Bu projemizin yine hedeflerindeydi. Kemoterapi alan hastaların bildirmiş olduğu yan etkilerden, kanserdeki psikolojik tepkiler, hasta yakınlarıyla olan, kanser hastalarıyla olan iletişimden, en sonunda da kanser ve aileden bahsedeceğiz. Kanser gerek ismen, gerekse bilimsel açıdan aslında hepimizi korkutan bir durum. Ve bu yüzden tam bir kriz aşaması diyebiliriz kanser için. Bu kriz aşaması 4 aşamadan meydana gelir. Şok hali, tepki verme, direnme, uyum gibi aşamalardan meydana gelir. Tam da bu kriz evresinden bahsederken psikoonkolojinin yeri burada çok büyük bir öneme sahip. Peki bu psikoonkoloji ne? Kanser hastalığının ortaya çıkmasında, yani tanıda, tedavide ve tedavi sonrası süreçlerde hem hastaya hem de hasta yakınlarına psikolojik olarak destek verir. Çünkü biz biliyoruz ki bir takım davranışsal ve ruhsal faktörlerde değişmeler olur. İşte tam bu esnada psikoonkolojiden destek almak çok daha faydalı olacaktır. Peki psikoonkolojinin Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimine bakacak olursak, dünyadaki gelişimi daha çok 80'li yılların başlarında kanser tedavi edilebilen bir hastalık olarak algılanmaya başlanmış ve son 25-30 yılda da gerek psikolojik gerek sosyal olarak destekler hızlanmaya başlamıştır. Türkiye'deki gelişimi evet biraz daha geç, bu da daha çok 90'lı yılların başında ve yine İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nün içinde psikoonkoloji bilim dalı kuruluyor ve buna bağlı olarak da uzmanlar yetiştirilmeye başlanıyor. Biz şunu biliyoruz ki insan biyopsikososyal bir varlık. Eğer insan böyle bir varlıksa biz hastaya da yine bu şekilde
şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ama genellikle biyolojik yönden desteğimizi esirgemiyoruz ki burada hocalarımız çok daha iyi bilir. Fakat psikolojik ve sosyal açıdan hep bir adım daha geri çekiliyoruz. Genellikle daha az önemsiyoruz. Peki onkolojide psikolojinin yeri ve disiplinler arası çalışmayı neden bu kadar fazla vurguluyoruz? Çünkü biz şunu biliyoruz ki insan olmamız gereğiyle biz iletişim kurarak anlaşıyoruz birbirimizle. Ve hiçbir hasta aslında güvenmediği bir hekime tedavi olmak taraftarında da değildir. Ve hastaya nasıl söylediğimiz, ne söylediğimiz değil, kanser tanısını nasıl söylediğimiz burada psikolojik anlamda büyük bir faktör olarak yer almaktadır. Hastanın ümidini kaybettirmeden, gerçeklikten de kopmadan, biz bunu az önce arada hocalarımla da konuştuk. Hastayı avutmaya yönelik değil, gerçeklikten kopmadan fakat ümidi de kaybettirmeden hastayla iletişim kurmak çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü şunu biliyoruz ki kanseri tedavi etmekle kanserli hastayı tedavi etmek aynı anlama gelmiyor. Kanseri tedavi etmek, o kanserli olan bölgeyi çıkarıp almak anlamına gelirken, kanserli hastayı tedavi etmek, ruhen ve bedenen tedavi etmek anlamına geliyor. Bize yapılan araştırmalar yine şunu gösteriyor ki, ruh ne kadar erken çökerse, beden de o kadar erken çöküyor. Yine kanser gibi aslında ciddi bir hastalıkta anksiyeteyi ve depresyonu tedavi etmezsek, yine kanseri tedavi etmemiz çok daha zorlaşır. Peki neden bu kadar disiplinler arası çalışmayı vurguladık? Çünkü yine krizde olan bir hastalıkta gerek onkologlar, gerek cerrahlar, hastalar ve hasta yakınları tükenmemek için hep beraber olmalı. Bu tablo şu an tanıdık geliyor çünkü Messi tarafından 1989 yılında yapılan bir araştırma. Kanserli olan hastalardan kemoterapi alanların bildirmiş olduğu bazı yan etkiler var. Şimdi biz dışarıda da bir tane kanser hasta gördüğümüzde bu belirtiler çok tanıdık gelir bize. İşte genellikle fiziksel görünümle bağlı olarak saç kaybı, bulantı, kusma, uyuşukluk, yeme bozukluğu gibi bir takım problemlerden söz edebiliyorken psikolojik tepkileri ne kadar önemsiyoruz? Orası yine biraz daha tartışmalı. Bu psikolojik aşamalar 6'ya ayrı bir şekilde fakat biz burada süreden kısıtlı olarak biraz daha kısa değineceğiz. Buna başlamadan önce yine şunu belirtmemiz gerekirse, kansere adapte olmak 2 hafta ile 2 ay arasında değişen bir süreçtir. Ve bu süreçlere bağlı olarak bir takım psikolojik tepkileri göstermek yine bazıları normaldir. Normal tanı öncesinde normal ve uyuma yönelik olarak kaygılı bekleyiş. Bu da aslında az çok şu an tanıdık gelir çünkü yapılan biyopsi sonuçlarında, tahlillerde hastalarda büyük bir kaygılı bekleyiş görülür. Bunun eğer uyumu bozmadığı derece yine olması son derece normaldir. Uyumu bozan faktör daha hastalığın tanısı konulmadan kesin olarak inkar etme gibi uyumu bozan faktörler arasında gösterebiliriz. Peki ya tanıyı aldık? Tepki vermeyeceğiz mi? Yine tepki vereceğiz. Burada yine normal ve uyuma yönelik olarak şok olma, inanmama, kaygı, kızgı, öfke, isyan gibi duyguların olması yine aslında son derece normalken uyumu bozan tedavi kesin olarak reddetme, kesin olarak hastalığın inkar edilmesi ya da ölümün kaçınılmaz olacağı düşüncesiyle biraz daha kader kanlı içinde belirseyerek tedaviyi reddetmek yine uyumu bozan faktörler arasındadır. Geldik tedavi aşamasına. Aslında tam bir kaosun içerisinde düşmüş diyebiliriz burada hasta. Bu tedavi aşamasında nasıl tepkiler var? Bunu üçe ayırmak gerekir. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi aşamaları olarak. Cerrahide bazen cerrahi girişimin geciktirilmesi olabilir. Veya az önce hocam da bahsetti. Cerrahi dışı tedaviler bazen uygulanabiliyor. Ve beden imajındaki değişikliklere bağlı olarak kayıp olarak algılanması, plyas evresinin olması yine son derece normal. Radyoterapide ışın tedavisinin yan etkilerinden korkma. Çünkü hasta belki de adını bile ilk defa duydu. O büyük bir makinenin içine girecek ve ne olduğunu çok da net olarak bilmiyor. Yine buna bağlı olarak terk edilme korkusunu yaşayabilir. Kemoterapide yine yan etkilerden korkma, beden imajındaki değişikliklerden korkma yine son derece normal. Uyumu bozan faktörlerde cerrahi girişime bağlı olarak yoğun bir depresyonun olması.
yine beden imajındaki değişikliklere bağlı olarak yoğun bir depresyonun olması, ciddi bir yas reaksiyonunun olması yine uyumu bozan faktörler arasında gösterilmektedir. Geldik tedavi sonrasına. Yine burada da bir takım psikolojik tepkiler var. Normal ve uyuma yönelik olarak lüks etme korkusunu hastalar yaşayabilirler. Bunu yaşamaları da son derece normal ki burada gerek hastalığın yıl dönümleri, gerek özel günler olsun, hastalar bunu yaşayabilirler. Üçüncü kanser hastalığının atlatışının 3. yılı da olabilir, 20. yılı da olabilir. Bu duyguların yaşanması yine normalken. Uyumu bozan büyük bir öfkenin, isyan, çok hevesli ve inkar gibi aşamaların olması yine uyumu bozan faktörler arasında gösterilmektedir. Bunlar daha ileriki konular olduğu için bunlara geçiyorum. Elizabeth Kübler-Ross tarafından yapılan bir araştırmayı paylaşmak istedim. Bu kanser hastalığına hastaların nasıl tepki verdiklerini incelemiş ve yaklaşık olarak 5 aşamadan bahseden, bunlar şu an tanıdık geliyordur içinizde hastalar varsa, inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul etme gibi aşamalardan gerçekleşecek. İlkine hemen bakacak olursak inkar edilse. Hastalığın yok sayıldığı, bu işte bir yanlışlık olduğu düşünüldü ve çeşitli çeşitli tekrardan doktor arayışına burada hastalar gidebilir. İkinci evresi olan öfke evresi. Burada da hasta belli sorgulamalardan geçen neden ben ya da neden benim sevdiğim kişinin başına geldi tarzındaki sorgulamalardan geçen. Burada ek olarak şuna vurgulamamız gerekirse kanser hastaları en çok iki gruba öfkelenirler. Birincisi primer, yani birincil bakımını yapanlara. İkincisi de tedavi ekibine karşı yoğun bir öfke duygusu yaşarlar. Bu öfke duygusu biraz biraz azaldığında üçüncü evre olan pazarlık evresine geçilir. Bu pazarlık evresi gerek tedavi ekibiyle, gerek yaratıcıyla, gerekse hasta kendisiyle bir pazarlık arayışına girer. Yine bunun da olması son derece normaldir. Çünkü hasta büyük bir kaosun içerisindedir ve sonunu bilemediği bir kaostadır. Bu evreden sonra da depresyon evresi. Bu evre bir tık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kişi burada hastalığını yavaş yavaş kabul etmeye başlamıştır. Ve gerçekliklerle yüzleşmeye başlar. Kişi büyük bir ruhsal çöküntünün içine düşer. Eğer burada kişi normal günlük yaşantısını etkileyecek derecede tepkiler gösteriyorsa psikolojik destek almak için hastayı yönlendirmemiz gerekir. Bu evreden sonra da son evre olan kabul etme evresine geçer. Burada kişi gerçeklerle yaşamaya başlar ve inkar artık yavaş yavaş azalmıştır. Bir diğer konu olan kanser hastalarıyla iletişim. Bu konu aslında hepimizde kafasını çok karıştıran bir konu olarak sağlık çalışanlarına gelir. Çünkü genellikle şöyle geliyor. Ona yardım etmek istiyorum ama nasıl yardım edeceğimi de bilemiyorum tarzında. Bu 2016 yılında daha henüz güncel bir araştırma, klinik bir psikolog tarafından yapılan. Burada doğru gibi görünen ama aslında yanlış olan cümlelere bakacağız. Bunlardan biri böyle daha bilgisayar içerikli ön plana koyduğumuz cümleler. İşte geçen gün televizyonda kanser için bitkisel bir ilaç çıktığını gördüm. İnternette gezinirken 20 günde kanseri kesin çözüm tarzında ilaçlar gördüm gibi cümleler kurulur. Biz maalesef ki bunların aslında bilimsel içeriğine henüz kanıtlanmadığını bilmeden bunları hastayla paylaşmak son derece sakıncalı. Çünkü hasta zaten büyük bir belirsizliğin içerisinde. Biz bir de hastaya bu şekilde yaklaştığımızda hem hastanın tedavisini güçleştiriyoruz hem de hastanın kafasının karışmasında daha çok faktör olarak yer alıyor. İkincisi, olabildiğince basite indirgemek. Zaten herkes kanser oluyor. Bu da çok tanıdık geliyor değil mi? Biz aslında bunu da çok kuruyoruz. Evet, şunla hemfikiriz. Kanser hastalığı son yıllarda çok fazla artan bir hastalık. Fakat biz hastaya gerçekçi cümleler kurmadığımızda hasta bunların farkına varıyor. Onun yerine hasta hangi konularda anlaşılmak istiyorsa o konuda hastanın yanında olmamız çok daha faydalı olacaktır. Bir diğeri,
karşılaştırma yapmak. Biz yine toplum olarak da çok fazla karşılaştırma yapıyoruz ve maalesef değil, kanser gibi bir hastalıkta da karşılaştırma yapmazsak olmuyor. Benim bir yakınım da kanserdi ama bak seninki farklı. Sen daha gençsin, atlatacaksın tarzında kurmuş olduğumuz cümleler. Bir kere şunda yine hemfikir olmamız gerekirse, her hastanın hastalığının kendisine ait olduğunu bilmemiz çok önemli. Çünkü biz karşılaştırma yaptığımızda hasta 10 yıl sonra, 5 yıl sonra o karşılaştırma yaptığımız kansere yakalandığında bu sefer olumsuz duygulara kapılıyor. Yine bunları yapmak yerine hastanın o anki hastalığını sadece ona özel olarak bilip yorum yapmak daha faydalı olacaktır. Bir diğeri yargılamak. Çok sigara içtin, çok stres yaptın, bu yüzden kanser oldun. Hastalar kanser hastalığına ilk yakalandığı andan itibaren birden fazla faktör olarak kendilerini aslında yargılarlar. Yine bir yargı bulmak yerine hasta hangi konularda zorlanıyorsa onun yanında olmamız daha iyi olacaktır. Bedensel imaja bağlı olarak yaptığımız değişiklikler. Yüzünle saçların yeni uzar, kaş kirpikli yeni tekrardan çıkar. Bunu biz tedavi ekibi olarak da hastalar da hasta yakınları da biliyor ki kemoterapi sonrasında saçları kirpikleri tekrardan çıkacak. Fakat hiç kimsenin bedensel imajlarını birden kabul etmesini beklememiz çok da aslında doğal bir şey değildir. Belli bir yas reaksiyonundan geçmede son derece normaldir. Onun yerine hastanın saçını kaybetmesi hasta için ne ifade ediyor? Hastanın o anki duygusu ne? Bunu bilip hastaya ona göre yaklaşmamız daha faydalı olacaktır. Bir diğeri fazla otokontrolcü cümleler kurmamız. İlaçlarını düzenli alıyor musun? Öğle yemeğini de tam yemedin tarzındaki cümleler. Bunları yine kurmak yerine hastanın üzerinde yani otokontrol kurmaktan ziyade hasta o an öğle yemeğini yemedi mi? Neden yemedi? Belki de o an büyük bir öfke duygusunun içerisinde yine bunlara değinmek hastayla iletişimimizi güçlendirecektir. Bir diğeri güçlü olmaya çalış, her şey yoluna girecek, merak etme tarzında kurmuş olduğumuz cümleler. Yine aslında burada doğamız gereği her zaman her olaya güçlü olmamız çok da mümkün değildir. Onun yerine hasta hangi konularda zorlanıyor? Hastayı yıpratan konular ne? Bunların üzerine yoğunlaşmamız çok daha faydalı olacaktır. Bunu da toplum olarak çok kullanıyoruz. Seni çok iyi anlıyorum deyip üstüne bir de kendi başımızdan geçen bir örneği veriyoruz. Bu da yine son derece yanlış. Çünkü bir kanser hastasının ne hissettiğini veya tam olarak aklından ne geçtiğini bilmemiz çok da mümkün olmayabiliyor. Onun yerine hasta hangi konularda zorlanıyor? Seni çok iyi anlıyorum demek yerine seni anlamaya çalışıyorum. İhtiyacın olduğunda sana yardımcı olacağım tarzı cümleler daha belirli olacaktır. Bir diğeri yine bu diğeriyle aslına benziyor. İyi düşünmeye çalış, stres yapma, boş ver, nasıl olsa geçecek tarzında kurduğumuz cümleler. Stres yapmamak yine çok mümkün olan bir şey değil. Ancak hasta hangi konularda stres yapıyor? Hastayı yoran konular ne? Bunların üzerine yoğunlaşmamız yine daha faydalı olacaktır. Bir diğeri yine fazla otokontrolcü cümleler kurmak. Sen hastasın, yat, dinlen, biz her şeyi yaparız. Böyle elimizde olsa neredeyse temel bakımını bile biz yapmak isteyeceğimiz kadar otokontrolcü cümleler kuruyoruz. Yine bunları kurmak yerine tedavi ekibine izin verdiği sürece, bu çok önemli. Çünkü burada yine disipline karşı çalışmanın aslında ön plana geldiğini söyleyebiliriz. Tedavi ekibine izin verdiği sürece, örneğin hasta her gün yarım saat yürüyüş yapan bir hasta mı? Bırakın yarım saat yürüyüşünü yapsın. Resim yapmaktan hoşlanan bir hasta mı? Bırakın resim yapmaya devam etsin. Son konumuz olan kanser ve aile konusu. Burada az önce Özgür Hocam da çok güzel belirtti. Kanser sadece kişiye ait olan bir hastalık değil. Aynı zamanda yakınlarının da etkisi altına alan bir hastalık. Aileler de ters güçlükler yaşıyor. Onlara bakacağız. Aile olarak bazı ortak değer ve amaçlarımız var. Gerek kişisel gelişim, sağlığın sürdürülmesi, ilişkilerimiz gibi faktörlerken birden kanser gibi ciddi bir hastalık ortaya çıktığında aile sistemin etkisi dağıtıcı ve toparlayıcı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu da 95 yılında yapılan bir araştırma. Bir kere yine şunu ayırt etmemiz gerekir ki
hem hasta hem de ailenin farklı beklentileri var. Hastanın başa çıkma tarzı, psikolojik zorlanma alanları, hastalığa uyumu ile ailenin yine psikolojik tepkileri, başa çıkma tarzı olabildiğince birbirinden farklı. Burada aile yakınları da bir takım sorunlar yaşıyor. Örneğin hastalık sürecinde karar verme güçlüğü gibi iletişim problemleri çıkıyor. Hastayı kaybetmekten ve belirsizlikten son derece korkuyorlar. Ve buna bağlı olarak da bir takım ruhsal yıkılmalar görebiliyoruz hasta yakınlarında da. Örneğin yine belirsizlik duygusunun ağır basması, depresyon, ansiyete, kaygı gibi durumların olması yine aile yakınlarında da normaldir. Peki bu yıkılmalar hep bu şekilde mi devam ediyor? Tabii ki de etmiyor. Yeni tanıtılan hasta yakınlarında %25 ila 50 arasında bu ruhsal yıkılmalar varken tanıdan birkaç ay sonra düzenli ve tanı sonrası 3. yıla doğru da neredeyse normale dönmektedir. Ailenin ruhsal sıkıntı düzeni etkileyen tek bir faktör yok. Birden fazla faktör var. Örneğin ailedeki ek stres kaynakları, aile yapısı, ilişkiler gibi bunu daha da çoğaltabiliriz. Ben sunumumu bu görselle bitirmek istedim. Çünkü şöyle düşünüyorum ki bu zamana kadar anlattığım bütün konunun aslında özeti. Kanseri eğer uzun soluklu bir yolculuğa benzetmek gerekirse biz burada hasta yakınları olarak onların duygularına, düşüncelerine eşlik etmemiz önemli. Hastayı yalnız bırakmak veya hastayı yargılamak değil. Olabildiğince onlara eşlik ederek bu hastalığın üstesinden hep beraber gelebiliriz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Buraya da bir takım iletişim bilgilerimi yazdım. Sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman sorabilirsiniz. Teşekkürler. Programımızın son bölümünde diyetisyen Emel Koçoğlu ile devam ediyoruz. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldu. Şu an Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyen olarak görev yapmaktadır. Kanser sırasında beslenme adlı konuşmasını yapmak üzere Sayın diyetisyen Emel Koçoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Fırsatı verdiğiniz için hoş geldiniz. Şimdi hocalarımız da söyledi, kanser ve beslenme çok ilişkili. Beslenme alışkanlıklarımız %25-30 oranında kansere yakalanma riskimizi belirleyebiliyor. Kanserle beslenme ilişkisini kanser öncesi koruyucu beslenme, kanser tedavisi sırasında beslenme ve tedavi sonrasında beslenme olarak ayırabiliriz. Bugün biz kanser sırasında nelere dikkat etmeliyiz, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi en çok karşılaşılan sorunlar iştah azalması, malnütrisyon yani besin alımının azalması ve vücutta ağırlık ve kas kaybıyla gelişen kaş eksi. Kanser hastalarında dinlenme metabolizma hızı artıyor. Normalde metabolizma hızımız 24 saatte dinlenme halinde vücudun harcadığı enerji miktarıdır. Kanser hastalarında tümörün faaliyetleri, vücudun immün sisteminin verdiği cevaplardan kaynaklı enerji harcaması artmıştır. Fakat biliyoruz ki kanser hastalarının çoğunda bir iştah azalması söz konusudur. Peki tümör var olan enerji ihtiyacını nereden karşılayacak? Tabii ki vücudun kas ve yağ depolarından karşılayacak. Hastanın besin alımı azalmış, sindirim ve emilim bozulmuş, enerji harcaması artmıştır. Şimdi yeterli besin alsa bile kişi sindirim sisteminde, emilim sisteminde ya da besin öğelerinin metabolizmasının gerçekleştiği karaciğer gibi, işte pankreas gibi organlarda var olan kanser metabolizmayı bozduğu için kişi yeterli enerji, besin öğesi, vitamin, mineral eksikliğine girebiliyor. Vitamin mineral eksikliği de görülebiliyor, yüksekliği de görülebiliyor. Bunu neden özellikle söylüyorum? Çünkü biz hastalandığımızda ya da hasta yakınlarımız hemen antikanserojen, antioksidan diye vitamin mineral takviyesi yapmak istiyor bize ya da almak istiyor.
ve ölüme kadar götüren şeye neden olabilir. Tabii ki mantüsün belirlenmesinde, derecesinin belirlenmesinde yapılan testler var, görüşmeler var, ölçümler var. İleri malnütrisyon kaş eksiye neden oluyor. Kaş eksi de kas dokusunun kaybına neden oluyor. Şimdi normalde biz açlık durumunda vücut var olan önce glikojen depoları, yani karbonhidrat depoları çok azdır. Onları harcar, sonra yağ dokusuna yönelir enerji ihtiyacı için. Fakat tümör büyümesi söz konusu olduğu için kanser kaş eksisinde vücudun kasları da protein ihtiyacını karşılamak için tümör vücudun kasını kullanmaya başlar. Böylelikle kas dokusu kaybı, güçsüzlük, işte motor fonksiyonlarda azalma, kansızlık, ödem, organ işlevlerinde bozulma görüyoruz. Kanser kaş eksisi ilk tanı aşamasında %15-40 oranında, ileri aşamalarda da %80 oranında görülüyor maalesef. Kanser hastalarındaki ölüm nedeninin %20'sinin kanserden çok kanser kaş eksisi nedeniyle olduğu biliniyor. Tabii ki kaş eksiye neden olan da kanserin kendisi. Besin alımını azalmasının nedeninden tümörün lokal etkileri, yani ortaya çıktığı organdaki etkileri, bütün vücuda olan, sisteme olan etkileri, psikolojik faktörler, hastalığı inkar etme, kabul etmeme, tedaviyle uyum göstermeme ya da tamamen kabullenip hiçbir şey yapmayacağım demek, tabii ki beslenme tedavisinde besin alımını da olumsuz etkileyebiliyor. Tedavinin yan etkileri, kemoterapinin ve radyoterapinin kişinin besin alımını olumsuz etkileyen yan etkileri oluyor maalesef. Şimdi beslenme tedavisi nasıl yapılıyor? Kişi hastalandığı zaman kişinin kendisine göre, yapılacak tedaviye göre, kişisel özelliklerine, ölçümlerine göre beslenme tedavisi belirleniyor. Standart bir kanser hastalığında diyet tedavisi diye bir şey yok. Herkesin kendi hastalığı, yapılacak tedavi, yakalandığındaki durumu birbirinden farklıdır. Ve kanseri tedavi eden bitkisel bir karışım yoktur. Beslenme bütüncüldür. Yani tek bir besin, tek bir yiyecek, tek bir besin öğüsü, bir çay hastalığınızı tedavi etmez. Bu bütün hastalıklar için de geçerlidir. Hastalar diyetisyene geldiği zaman bu işte kilo verme için olsun, kolesterol düşürmek için olsun, kanser için olsun, biz anlatırız. Hasta en sonunda şunu der. İşte Emre Hanım bir çay verecek misiniz? Bir ne kullanayım kolesterolümü düşürmek için diye sorar. Kesinlikle tek bir besin ilaç değildir. Beslenme bütüncüldür. Beslenme durumunun belirlenmesinde medikal geçmiş, kişi kansere yakalanmıştır ama öncesinde şeker hastasıdır, kalp damar hastasıdır. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. Var olan antropometrik ölçümleri, kişinin beden kitle indeksi, kaş eksi durumunda beden kitle indeksi 18,5'un altına iner. Son 6 ayda işte %10-15 kilo kaybı var mı? Şu anki kilosu nasıl? Besin alımı nasıl? Laboratuvar testlerinde beslenmesine dikkat etmemiz gereken bir durum var mı? Tedaviyi yürüten doktorun istediği özel bir diyet var mı? Bunları göz önünde bulundurarak tedaviyi yapıyoruz. Amaç tabii ki hastanın ağırlık ve kas kaybını önlemek, genel durumun bozulmasını önlemek, malnütrisyonlu hastalarda hayati tehlike oluşturabilecek komplikasyonları önlemeye çalışmak. Beslenme tedavisi bireye özel dedik. Tabii ki istediğimiz ağızdan beslenmenin, normal beslenmenin devam edilmesi. Bunun yanında gerekli görülen hallerde vitamin, mineral, besin öğesi takviyesi yapılabilir. Doktor tarafından istenebilir. Bunlar yeterli olmadığında, ki genelde yeterli olmuyor, enteral beslenme takviyesi
istiyoruz ama kompleks karbonhidratlar hayatımızda olmasını istiyoruz. Çünkü gerekli enerjinin %50'si karbonhidratlardan sağlıyoruz. Tabii karbonhidrat olarak da meyveler, sebzeler, kuru baklagiller, tam tahıllar kullanmalıyız. Protein ihtiyacı artıyor. Normalde kilogram başına 1 gram protein gerekirken kanser tedavisi sırasında kayıplarla birlikte, ihtiyaç artışıyla birlikte 1,5-2 gram kadar protein almamız gerekebiliyor. Özellikle kas yapımına yardımı olan glutamin, dalga zinciri, amino asitler, arginin gibi özellikle enteral beslenme ürünlerinde bunlar zenginleştirilmiş bir şekilde verilebiliyor. Şimdi aşırı et tüketimi normalde hani kanser oluşumunu tetiklediği söylenir. O yüzden normal beslenmemizde hani aşırı et tüketiminden, kırmızı et tüketiminden sakınmamız gerekiyor. Ama tamamen hayatımızdan çıkarmamalıyız. En çok sorulan sorulardan birisi de süt içelim mi? Biliyorsunuz süt ve süt ürünleri de protein kaynağıdır ve kullanılmasını isteriz. Ama özellikle televizyonda da hani süt kullanmayın, süt içmeyin. Yapılan çalışmalarda henüz hani sütün kansere neden olduğuyla ilgili net çalışmalar yok. O yüzden biz özellikle fermente süt ürünlerini tavsiye ederiz. Peynir gibi, yoğurt gibi, kefir gibi kullanılmasını isteriz. Ama sütün de mesela içindeki orta zinciri yağ asitlerinin yine kanser oluşumunu engellediği de gösteren çalışmalar var. Yağ tüketiminin aşırılığı, çünkü yağla birlikte kanserojen maddeler vücuda fazla alınır. Normalde beslenmemizde %25-30'u geçmesini isteriz. Enerji alımının, çünkü yağlar en çok enerji veren besin üyesi grubudur. %30-35'e kadar çıkabilir ama hangi yağları kullanmalıyız? Sağlıklı yağları, zeytinyağı, fındık yağı, balık yağı gibi yağları alabiliriz. Bir de şuna dikkat etmeliyiz. Şimdi sağlıklı yağ alıyoruz. Tamam, zeytinyağı koyuyoruz. Fakat zeytinyağını kızartmalarda kullanıyoruz. Ya da aşırı güneş alan, hava alan yerlerde saklıyoruz. Yağlar çok kolay okside oluyor. Yani çok kolay kanserojen hale, kanserojen içerik üretebiliyor. O yüzden hem saklama koşullarımız hem de pişirme yöntemlerimiz sağlıklı olmalı. Zeytinyağını sonradan pişirdikten sonra üstüne soğuk olarak gezdirebiliriz. Böylelikle kanserojen etkiden korunabiliriz. Doku yıkımı çok olur dedik vücutta. Bu yüzden de normalde kan yağları yükselebilir. Kolesterolümüz yükselebilir. O yüzden doymuş yağlardan
kanserden korunalım derken mesela bir greyfurt, nar, üzüm, su meyveler kemoterapi ilaçlarıyla etkileşime girip ilacın biyo yararlılığını azaltabilir. Bu yüzden mutlaka kemoterapi alırken tedavi yürüten hekimimize yememem gereken şeyler var mı diye mutlaka sormalıyız. Demin gösterdiğim fonksiyonel gıdalar, hani dedik ya ayrı bir hani ilaç dışında bir şeyler kullanmak istiyoruz. Fonksiyonel gıdalar normalde vücuda besin üyesinden, enerjiden çok sağlığa yararlı bir takım maddeler içerirler. Kesin gıda ve gıda bileşimidir. Kesinlikle fonksiyonel gıdalar ilaç, kapsül, toz değildir ve ilaç değildir. Hastalanınca herkes elinde bir kavanozla şişeyle gelir, komşum bundan iyileşti, akraban bundan iyileşti diye. Fonksiyon gıdaların yanında en çok sorulan sorulardan birisi bize genetik modifiye gıdalar kansere neden olur mu? Bununla ilgili de çok hani hem eski hem yeni bir konu aslında. Çok fazla çalışma yapılıyor fakat henüz net bir bilgi yok. Bazı çalışmalar neden olduğunu gösteriyor, bazı çalışmalar neden olmadığını gösteriyor. Ama genetik modifiye gıdalarda hani etiketleme çok önemli. Henüz bizim ülkemizde bu oturmuş değil maalesef. Sağlıklı ve yemek tabağı burada dikkatimizi çeken hani beslenmemizden çıkarmamız gereken tam tahıllar grubu aslında 1/4 oranda tabağımızı kapsıyor. Ondan sonra en çok sebzeler geliyor. Kemoterapinin ve radyoterapinin beslenmemizi olumsuz etkileyen tarafları neler? Bulantı, kusma, ishal, kabızlık, ağız yaraları, iştah azalması, demir eksikliği, kanamaya eğilim, vücudun savunma hücrelerinde azalma gibi nedenler etkilere neden oluyor. Peki ishal olduk, kemoterapi görüyoruz, ishal olduk. Ne yapmalıyız? Yemeklerimizde yağ miktarını azaltıyoruz. Kusadı beslenmiyoruz. Yani biraz kabuklu meyve sebzeleri ara veriyoruz. Süt yerine yoğurt, ayran tüketiyoruz. Sebzelerden havuç, patates tüketebiliriz. Bol bol sıvı alıyoruz. Hafif normal tuz tüketimin azaltılmasını isteriz. Biraz tuz ilave ediyoruz. Baharat kullanmıyoruz. Peki kabızlık çektiğimizde ne yapıyoruz? Tam tersi. Bu sefer buz alımını arttırmaya çalışıyoruz. Kuru baklagiller, meyve sebzeleri arttırıyoruz. Ve bol sıvı tüketiyoruz. Fiziksel aktivitemizi arttırıyoruz. Normalde bunlar sadece kanserde değil, normalde de ishal kabızlık durumunda uygulayabileceğimiz şey. Ağız kurumasından yine bol sıvı alımı, çok sıcak besinlerin kullanılmaması, şekerli yiyeceklerden kaçma, gerekirse sakız çiğneme, tükürük salgısını arttırmak için. Ağız yaralarında yine yumuşak, sıvı kıvamlı beslenme, çok sıcak beslenmeme, çok kuru beslenmeme, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durma. Bulantı, kemoterapinin en çok neden olduğu yan etkilerden de bulantı. Bulantı olduğunda işte eğer ağız yaramız yoksa toz, kreker gibi bulantıyı bastıracak besinler kullanma, yemek pişirilen ortamda hastanın bulunmaması, çok kokulu yiyecekleri hastaya hani beslenmesi için sunmamak, sıvı alımına dikkat etmek, baş yukarıda hani tamamen yatar pozisyonda değil,
kitap, çay gibi kullanabiliriz. Hastaların ağzı kuruduğunda böyle gazlı içecekler, böyle soğuk soğuk çok içmek isterler. Hastanede de görüyoruz. Ve bu gazlı normalde biliyorsunuz sağlıklı beslenmede yeri olmayan şeylerdir. Hastalarımıza da kesinlikle kullandırmıyoruz. İşlenmiş et ürünlerinden uzak duruyoruz. Tuz tüketimi azaltılmalı. 5 gram yani günde bir çay kaşığı yeterli. Hocalarımız zaten bahsetti. Alkol ve sigara kullanılmamalı. Kemoterapi sırasında soya, keten tohumu, sarı kantaron, cisen, ekinezya, greyfurtlar, üzümlü meyveler doktorumuza sormadan tüketilmemeli. Pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara, buharda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini uyguluyoruz. Hijyenimize dikkat ediyoruz. Sonuç olarak kanser tedavisi sırasında kanser tedavilerin yan etkilerinde azalma, yaşam kalitesinde artma, sağ kalıma katkısından dolayı beslenme durumu mutlaka değerlendirilmeli ve kişiye özel bir şekilde tedavi sunulmalı. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, sunumumuzdan dolayı biz de size teşekkür ediyoruz. Bu konularda sorusu olan varsa hocalarımıza sorabilirler. Soru sormak isteyen? Ben kanser hastasıyım. 5 yıl oldu, geçti. Meme kanseriydim. Şimdi bugün bu programı izledim. Güzelliğinizi çok teşekkür ederiz. Ama beni üzdü. Yani yaşadıklarımdan dolayı mı? Böyle üzüldüm yani. Neye öyle oldu? Onu merak ettim. Hani iyileştim diye sevinmem gerekirken aynısını yaşadım. Tek tek bütün söylediğiniz cümlelerin hepsini yaşadım. Arkadaşlarım üzüldü mesela, ailem hepsi. Yaşadım. Ama beni üzdü. Ağlamak geldi yani. Özellikle psikiyatriyle konuşurken. Neden öyle oldu? Hani duygusal demeyin hemen, onu kendim de anladım. Hani duygusal olduğunuz demeyin. Merhaba, geçmiş olsun öncelikle. Programı aslında akışında da bahsetmiştim. Nüksetme korkusu hastalarda olabilir zaman zaman. Belki bu olmuş olabilir veya şu an burada aslında birden fazla konuya değindik. Hem cerrahi açıdan hem tedavi hem de psikolojik ve beslenme açılarından. Burada tekrar bir anımsama olmuş olabilir. Bu tarz duyguların olması eğer yaşamı bozmuyorsa son derece normal olduğunu belirtmiştik. Yine altını çizerek belirtelim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ama anımsama da değil yani. Onu beklemedim dedim. Yani burada yoğun bir kalabalık da var ve... Acaba deprem olabilir mi? Birden fazla faktör de tetikleyebilir. Ama dediğimiz gibi dönem dönem bu tarz anımsama olması, özellikle hastalığın yıl dönümlerinde de bu tarz anımsamalar olabilir. Olması uyumu bozmadığı sürece son derece normal. Bir de beslenmeyle soracaktım. Ben hepsini yani size yapıyorum. Ama beslenmede yani güzel, onları da yapıyorum. O kilo bir kilom var, onu veremiyorum. Etsiyeme gitti, verdi tekrar. Şimdi beslenme alışkanlıklarımızı kalıcı bir şekilde sürdüremiyoruz. Diyet değişikliklerini kilo verene kadar ya da kanseri atlatana kadar sürdürüyoruz. İyileştiğimizde ya da kilo verdiğimizde o alışkanlıkların devamını getiremiyoruz. Yani hani her zaman söylüyoruz ya, klasik hayat tarzı haline getirme, ondan kaynaklı. Biz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde danışmanlık veriyoruz ücretsiz olarak. Gelebilirsiniz aile evimiz aracılığıyla, size yardımcı oluruz bu konuda. Yani çok güzel dikkat ediyorum, yani arkadaşlarım da bilir, güzel. Fazla da yemem. Ama nedense veririm, her gün yürürüm. İnanın her gün belediye gibi gidiyorum ben, arkadaşlarım var belediyede çalışıyorum. Bazen fazla yememe durumu çevremizde karşılaştırıyoruz. Çevreme göre fazla yemiyorum ama kilo alımı varsa kendi bedenimize göre fazla tüketiyorsunuzdur. Onu da işte ne kadar yemeliyim, ihtiyacım ne, onu hani uzman bir kişiden yeterli şeyi, desteği alabilirsiniz. Yine deneyeyim, aldım tabii, yine deneyelim. Tabii, gelebilirsiniz. Başka sorunuz olan? Ben öncelikle Akhisar'a geldiğiniz için, Akhisar'da konuşmacılar da verdi ama bu bilgilendirmeyi yaptığınız için hepsine çok teşekkür ederim. Sonuçta kanser dediğiniz gibi multidisipliner bir bilimde bir şekilde çözülmesi gereken bir hastalık ve
sadece teşhis, tanı, tedavi değil, bir de işin psikolojik yanı var, diyet yanı var, beslenme var. Bu konularda ben gerçekten güzel bilgiler aldım. Hepinize çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Tabii kanser çağımızın hastalığı çoğalıyor. Bugün de Dünya Kanser Farkındalık Günü. Ama çok da negatif olmak lazım, pozitif yönden de bakmak lazım. Şu anda bilim gösteriyor ki yakın bir gelecekte bu immünosupresif ilaçlar sayesinde tansiyon ilacı alır gibi kanser tedavisi olacak. Günlük bir şekilde ilaçları kullanarak aslında ömürleri normal bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Bu tabii güzel şeyler. Bir şey daha dikkatimi çekti. O da çok güzel, pozitif bir şey. Evet, kanser hasta sayısı çok çoğalıyor ama ölüm oranları tam tersi çok düşüyor. Yani hastaların sağ kalım süresi çok çok uzadı. Gerçekten tıp bu konuda çok ilerledi. 9.000'den 25-30.000'lere çıkmış hasta sayımız yılda. Ama vefat edenlerimizden kaybettiğimiz hasta sadece 260. 1500'den 1700'e çıkmış. Bu çok çok iyi bir rakam. O yüzden size bir kez daha teşekkür ederim bu başarılı çalışmalarınız için. Ben ayrıca bir teşekkür de bizim halk değişimler ekibimize bağlı olan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz 3 yıldan beri bir hizmette bulunuyorlardı ve özellikle kemoterapi hastalarını Manisa'ya, İzmir'e, üniversiteye götürüp getiriyorlardı. Bu bizden önce başlamış bir hizmetti ve ben bunu duyduğum zaman çok mutlu oldum. Önceki belediye başkanımıza, çalışanımıza çok teşekkür ederim o yüzden. Ancak 40 kişi civarındaydı. Dedim bu çok güzel bir hizmet, bunu daha da yaygınlaştırmamız lazım. Çok güzel bir şekilde şu anda 100 rakamlara ulaşmış durumdayız. İnşallah da geçecek, daha da çoğalacak. Ne kadar çok vatandaşımıza ulaşırsak o kadar güzel. Akhisar Belediyesi olarak biz her zaman hasta vatandaşlarımızın, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanındayız. Tabii ki imkanı olanlar, arabasına gidenler, kendi imkanlarına gitmek isteyenler ama sizi şundan dolayı da söylüyorum, mutlaka etrafınızda vardır. Gidemeyen, giderken sıkıntı yaşayan, çocukları işte olup da otobüslerle giden, hasta yakınlarınız varsa, çocuklar varsa bunları lütfen belediyemize yönlendirin. Biz de onlara hizmet etmeye devam edelim. Katılımcı arkadaşlara da çok da teşekkür ediyorum buraya kadar geldikleri için. Hasta vatandaşlarımız var aramızda, onlara da acil şifalar diliyorum Allah'tan. Hepinize çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Size teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan var mı? Şurada var. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Ben 5-6 senede akciğer hastasıyım. Sarık Kudos diye bir hastalığım var. 9 Eylül'de Ege Üniversitesi'nde. Şu anda Tepecik Tuvasera bölümüne gidiyorum. 4-5 sefer şu son 2 sene içinde 5. defa sol akciğerim söndü. Hocam emanet son sefer hocam görmüştü beni. Maalesef Büyükşehir Hastanesi'nde ameliyat oldum. Yalnız bir sıkıntım, kilo hiç fazla inememiyorum, kilo artıyor. Tepecik'te doktorum sıkıntı olmaz diyor. Bir türlü veremiyorum. İkincisi, dördüncü evren sonundan dönmeme rağmen birden kortizonlu hap kullandım. Dörde düştüm. Son tedavi şeyinde 16'ya birden yükselttiler. Bu beni bir düşüş, bir çıkış, moral bozukluğu yapıyor. Çevreme bakıyorum, ben 30 yıllık pazarcıydım. Çevremdeki arkadaşlara bakıyorum, benden çok çok iyi. Ben ufak bir çalışma yapamıyorum. Yapamıyorum, bize moral bozukluğu oluyor benden. Pazarcıydım, pazarı bıraktım. Yine daha emekli oldum, sıkıntılarım da oldu size. Bir kaç yere şey yapacak oluyorum mesela. Bakıyorum, akciğer hastası bu. 10 adım geri atıyorum. Aman ağa, benim üstümde kalır, aman ağa çalıştırmayayım, aman ağa şey yap. Bu sefer evde dura dura, aşağıda 3. ayda ameliyat oldum, senesi gelecek. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Bir yere gittiğimde böyle değişik bir şekilde bakıyorlar bana. Bu sefer beni tedirgin yapıyor. Bir başarıyla bulamıyorum. Hocam diyor, yağmur çıkıyor.
üşümeyecek, terlemeyecek. Sizler daha iyi biliyoruz hocam. Bir türlü bir çözüm bulamadım. İstiyorum ben bir ufak bir meşakta olsun. Böyle oyalanacak bir şey olsun beni üzmeyecek şeyle. Bu da olmuyor. Yani bu sefer de bazen böyle kendi kendime Allah razı olsun eşim miktar eşime çok bana destek oluyor her konuda. Ama pek onun şeyini olmuyor. Kızım var o da destek oluyor ama bu konuyla ilgili sorumuzu alabilir miyiz? Hocam ben bir türlü toparlayamıyorum kendimi. Yani bir çöpüş bir çıkış, bir çöpüş bir çıkış yapıyorum. Yani demek istedim yani bir türlü kendimi direncimizi artırmak için ne yapmamız evet. Gerekiyor aslında. Geçmiş olsun öncelikle. Şimdi öncelikli olarak direncinizi artırmak için yapacağınız temel şey şu. Demin Yağmur Hanım da söyledi. İnsan biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık. Sizin esas sıkıntınız sosyallikle alakalı, iş bulmayla alakalı, hani çalışabileceğiniz, vücudumuzun yapabileceği şeyleri yapamamakla alakalı. Aslında Akhisar bu konuda şanslı olduğumuz bir ilçe. Hani cidden hani duyarlı insanların çok olduğu bir yerdeyiz. Sizin muhakkak yapabileceğiniz bir iş vardır. Ha, belki dışarıda çalışamazsınız, aktif olarak bir iş yapamazsınız pazarcı olarak ama hani kapalı bir mekanda, uygun bir ortamda çalışabilirsiniz. Muhakkak duyarlı olan bir kişi bu konuda size iş yapabileceğiniz bir iş konusuna yardımcı olacaktır. Ve o zaman sizin tekrar bir hayata kazanma şansınız olacak. Çünkü sizde bir şeyler var, onu kullanmak ve tekrar hayata geçirmek sizi bize kazandıracak, bize de sizi kazandıracak. O çok değerli. Aldığınız kortizon tedavilerinden dolayı kilo ile ilgili sıkıntılarınız muhakkak vardır. Sarkoidoz kortizonla çok yanıt veren bir hastalık. O yüzden hani ara ara arttırılıp azaltılması gerekiyor. Ama şu anda eğer şikayetiniz yoksa azaltıldıkça ve bu dönemde beslenmenizi gerekirse hocamdan da destek alarak hani kortizon aldığınız dönemde hangi besinlerden uzak duracaksınız? Çünkü bazı bitkilerin içinde de kortizon var. Bazı gıdaların içinde de kortizon var. Siz hayatınıza onları alırsanız, ilave olarak bile kortizonu kullanırsanız aldığınız kiloları daha kalıcı oluyor maalesef, veremiyorsunuz. Bu konuda bence bir profesyonel destek alırsanız kilo vermeniz de çok kolay olacak. Bu sizin hem nefes almanızı kolaylaştıracak, hem hayata katılmanızı kolaylaştıracak. Diğer konuda sosyal olarak bir yapabileceğiniz bir iş konusunda da bir yönlendirme olacağına inanıyorum. O konuda Seçil Hanım ve Barış Beyler de size gereken bir yönlendirme yapacaktır. İnşallah o zaman sizi daha güzel bir şekilde göreceğiz. Çok geçmiş olsun. Başka sorusu olan var mı? Bir mikrofon oraya verelim. Ben 42 yaşındayım. Kalın bağırsak kanseriyim. Yani her an aynı şeyleri yaşayacakmış gibi de korkum var. Ailemde çok yansıtıyorum bunu. Üzülüyorum sürekli. Bunu nasıl atabilirim? Onun için sizden yardım ediyorum. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Biz burada kanser hastalığının sadece hastayı merkeze alan değil, aynı zamanda etrafındaki insanları da merkeze alan bir hastalık olduğundan bahsettiğimiz sunumundu. Bu yüzden yine yansıtmanız ve ailenizin de üzülmesi yine normal. Eğer kendinizi rahatsız hissediyorsanız bu konularda gerek bireysel terapi, gerek aile terapisi, ne ben yönlendirebilirim psikoloji açısından, biyoloji açısından hocalarıma da söz hakkı vereyim. Kanser sinsi bir hastalık. O açıdan hemen tekrarlama ihtimali tabii ki size kaygı oluşturan bir şey. Bizim onkologlar olarak hep size kontrolleri aksatmayın diye söylediğimiz bir cümle bu maalesef. Yoksa kontrolleri aksatıyorsunuz. Hani tam erken evrede yakalanmış bir hasta 3 yıl sonra bir geliyor. Kontrolleri hiç gelmemiş o 3 yıllık sürede. Bize bu sefer başka yerde sıçramış olarak geliyor. O zaman ne cerrahi hocalarım olsun ne bizler olsun yapacağımız tedaviler çok zorlaşıyor. Bu sefer siz tamamen iyileştirme şansınız değil, rahatlatma yönelik tedavi etme şansınız oluyor. O yüzden kontrole geldiğiniz dönemde inanın tüm sorumluluk hekiminize ait. Hekimimiz her şeyi detaylı olarak inceliyor. Zaten biz onkolojiyle uğraşan hekimler, hem cerrahi onkologlar olsun, hem radyasyon onkologları, tıbbi onkologlar olsun, pimpirikli insanlarız. Her türlü detayı siz düşünmeden 10 katını düşünüp ona göre tahliller, filmler, belki yoruluyorsunuz o tahlillerden, filmlerden ama ilk 2 yıl özellikle tekrarlama ihtimali yaklaşık %75-80,
Biz o dönemde 3 ayda bir sizi çağırıyoruz. Sonra 6 ayda bir, sonra yılda bir. Ama hep takibimize kalıyorsun. Siz takibinize gidin, sorumluluk ve o sizi koruyacak olan şeylerin hepsi hekiminize ait olacak. Gönül rahatlığıyla teslim olabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Kanser Farkındalık Günü'nde bu programda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepiniz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin ayağına sağlık. Doktorlarımıza küçük birer hediyemiz var. Aksar Belediyesi olarak belediye başkanımız Nesim Mutluluğu'yu davet ediyorum. Hediye edin.